Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Radyo Spor'dan herkese merhaba. Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve hem sizin gündeminizdeki konuları değerlendirmeye çalışacağım, hem kendi gündeminde konular var, onlara bakacağım. Telefon hattını yine 10 geçe reklamından sonra açmayı planlıyorum. Sizlerden de yine mesajlar bekliyorum. Artık adresimi ezberlediğinizi varsayıyorum. Twitter'da ve Instagram'da Mert Elam adreslerine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fark ettiğiniz üzere bugün de Ali abi programda yok. Ki şimdiden de onunla ilgili mesajlar gelmiş, onun durumunu merak edenler var. Son olarak onunla da dün akşam konuştum. Kötü bir durumu yok aslında, çok kötü değil. Ufak bir kırıklığı olduğunu söyledi, ateşi yok. Üşüttüğünü tahmin ediyoruz şirkette. Birkaç şey anlattı üşüdüğüne dair. Onunla alakalı olduğunu umut ediyoruz. Programdan sonra da onunla konuşacağım. Eğer dinliyorsa da beni mesaj atarak da durumuyla ilgili bilgi verebilir. Umarız hani yarından itibaren o da aramıza döner diye temenni ediyorum. Bugün gündemimizde neler olacak? Vallahi milli arayı artık bitirdik. Pazartesi günkü maçla birlikte iki karşılaşma oynadı A milli takımımız. Bizim adımız öyle çok çok iyi geçmedi. Ama en azından iddiamızı son iki karşılaşmaya taşıdık. Son maçtaki o galibiyet golüyle birlikte bu bizim adımıza sevindiriciydi. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız Kasım ayındaki maçlara kadar ve milli takımdaki futbolcularımızın da performanslarını kulüp takımlarında yükseltmesine bakacağız. Sonuçta ondan bağımsız olmuyor bu işler. Milli takımın performans vermesi için evet bir sistem olmalı, iyi bir teknik adam olmalı, iyi futbolcular olmalı, ama o futbolcuların da kulüp takımlarında iyi işler yapmış olmaları da gerekiyor. Bizim de o konuda son bir yılda aslında biraz problemimiz vardı. Özellikle Avrupa'ya giden futbolcularımızın performansları biraz düşer gibi oldu. Biraz işte ilk 11'deki yerlerini kaybettiler. Ama yavaş yavaş işte Cengiz Ünder'in mesela toparlanması gibi böyle birkaç ismin forma giymesi, forma girmesi daha doğru bir ifadeyle bizim adımıza sevindirici gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş hafta sonu oynanacak lig karşılaşmalarına konsantre olacağız. Gerçi hafta sonu diyorum ama cuma günü başlayacak Süper Lig'de yeni hafta. Çok da güzel bir karşılaşmayla başlayacak Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi. Bir tarafta yeni bir teknik direktörüyle sahaya çıkacak olan Başakşehir, Emre Belezoğlu. Onun da teknik adamlık kariyeri için önemli bir başlangıç olacak. Eski kulübü bildiği bir kulüp, işleyişi biliyor, başkanı tanıyor. Uzun zamandır orada olan futbolcular var. Onlarla iletişiminin tabii ki iyi olduğunu tahmin ediyorum. Yeni futbolcular da var. Orada o yapıyla bakalım bir başarı elde edebilecek mi? Aslında hani bir teknik direktör için böyle tanıdığı bir kulüpte, alışık olduğu bir kulüpte başlamak çok daha güzeldir. Mesela hani kendinizden düşünün. Bir iş yeri için mesela bunu düşünebilirsiniz. Hani eski bir yere gittiğinizde kendinizi çok daha rahat hissedersiniz. Hani bilirsiniz neyin nerede olduğunu, alışmışsınızdır. Futbol takımları için de bu böyle. Yani stadı biliyorsunuz, soyunma odasını biliyorsunuz, idman tesislerine hakimsiniz. Görevliler aşağı yukarı aynıdır. Kulüplerde öyle hani yönetimler de çok değişmediği için, özellikle Başakşehir'i kastediyorum. Oradaki çalışanlar da aynı olduğunu varsayarsak bildiği, tanıdığı bir ortama gidiyor Emre Belezoğlu. Bakalım bunun faydasını görecek mi, gösterebilecek mi Başakşehir kulübüne? Diğer tarafta Beşiktaş var. Beşiktaş da milli ara öncesi galibiyetle kapattı ama ondan önce de üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Üst üste sakatlıklar gelmişti. Şimdi onlar da rehabilite oldular. Futbolcuların birçoğu artık idmanlara döndü. Ve bu dönenlerin de yine birçoğu bu karşılaşmada forma giyebilecek düzeye de geldiler. O açıdan güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ben de sabırsızlıkla cuma günkü o karşılaşmayı izlemeyi bekliyorum ki hafta sonu bir de Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması var. O da çok büyük bir karşılaşma. Bana göre bir derbi. Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan takımlardan bahsediyoruz. Burada biri Fenerbahçe, biri Trabzonspor. O yüzden o karşılaşmayı da
iple çekiyorum ki şunu da isterdim bir futbol sever olarak. Benim bu ligde izlemekten çok keyif aldığım isimler var. Yetenek olarak, teknik olarak çok beğendiğim. Her ne kadar transferlerine karşı çıksam da böyle de bir ikilem oluşuyor bende. Siz de şu an duyar gibiyim. Yani hem eleştiriyorsun bu transferleri ama hem de izlemekten keyif alıyorsun. Şimdi eleştirdiğim oyuncuyu izlemekten de keyif alabilirim. Bu ikisi farklı şeyler. Öyle cevap vereyim şimdiden size de. Ama Rakam Şik bir sakatlık yaşadı milli takımda. Onun durumu da yarınki MR'la birlikte belli olacak ama gözüken bu karşılaşmada forma giyemeyeceği. Çünkü zaten bir önceki maçta aslında sakatlanmış. Bir fedakarlık yapıyor, ikinci maça çıkıyor ve orada bir sakatlık daha yaşıyor. Doğal olarak ilk yarının sonunda da oyuna devam edemiyor. Onu sahada görmek, onu izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Marek Hamşik bu açıdan ligin fark yaratan, izleyince kendini hayran bıraktıran oyunculardan biri. Hani Vakeme'de mesela o hissiyatı uyandıran futbolculardan biri benim nazarımda ama Hamşik çok daha farklı bir bence seviyede. Yani Vakeme'nin çalımları, daralan performansı çok iyi ama Hamşik'in de o oyun zekası, iki ayağını birden çok iyi kullanabiliyor olması, oyun görüşü gerçekten çok çok üst düzey. Keşke o da Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyebilse diye düşünüyorum. Bu tarz hani beğendiğim futbolcular, geçenlerde bunları da saymıştım herhalde bir yerde. Pjanic şüphesiz, yani daha ilk maç ilk dokunuşuyla birlikte Pjanic de kendini hayran bıraktırmıştı. Bu tarz isimler performans verdiklerinde çok fazla problem yok. Ama işte o kadar para alıp bir de üstüne performans vermeseler benim eleştirilerim bir kat daha artacaktı. Ama şu ana kadar en azından bu iki isim de aldıkları paranın hakkını verecek cinsten bir futbol ortaya koydular diyebiliriz. Evet, girişi yine uzattım. Bazen çenem açılıyor böyle, sizin mesajlarınıza bakamıyorum ama döneyim hemen birkaç da mesaj okuyayım. Reklamdan önce neler yazmışsınız? Necat demiş ki Ali Bey'e çok geçmiş olsun, grip çok demiş bu dönem, salgın var, ben de hastalandım ama bizde çalışmaya devam demiş. Evet, bu arada tabii mevsim geçişleriyle birlikte havalarda biraz soğuyor. Mesela bugün İstanbul'da hava sıcaklığı sabah baktığımda 14-15 derecelerdeydi ki şu anda da evet 14 derece gösteriyor. Son dönemin en soğuk günlerinden biri. Genelde 19-20'lerde gidiyorduk. Bugün ekstra bir soğuk bir gün. Yarın tekrar da bu arada normale dönüyor, 19-20'lere çıkacak gündüz saatlerindeki sıcaklık. Bunlar da, bu geçişler de insanı ister istemez etkileyebiliyor. İşte biz açıkta kalıyorsunuz, işte cereyanda kalıyorsunuz vesaire. Böyle kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ali abininki de umarız öyledir. Bir koronavirüs vakası değildir diyelim ki, öyle olursa ben de direkt olarak burada etkilenecek isimlerden biriyim. Çünkü o gün beraberdik burada, işte sabah 3 saat program, öğlen 1 saat program, kapalı bir alandayız. Yayın yaptığımız yerin gören var mıdır bilmiyorum fotoğraflardan ama kapalı ve yani penceresi olmayan, sadece havalandırması olan bir yerdeyiz. O yüzden benim de durumum sıkıntılı olabilir. İyi haberlerini bekliyoruz sözünüzü. İbrahim, geç geldim, benim formayı kimseye vermedin inşallah demiş. Formayla ilgili dün Engin Çetin programda konuktu ilk 15 dakikada. Bir önceki programa çünkü geç başlamıştık. Onunla da programın girişinde devam ettik. Bir söz verdi, bir forma sözü verdi Hattrick dinleyicilerine. Onu da haftaya yapacağız. Twitter üzerinden sizlere bir soru soracağız ki haftaya Beşiktaş-Galatasaray maçı mı var demişti Engin Çetin. Ona da bakayım şimdi. Bu hafta Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi var. Önemli bir karşılaşma. Haftaya da evet Beşiktaş-Galatasaray maçı var 25 Ekim'de. O maç öncesi, o maçla alakalı tahminen bir skor tahmin olabilir. İşte ilk golü kim atar olabilir. Bu tarz bir Twitter üzerinden yarışma yapacağız ve onu kazanana da tuttuğu takımın formasını hediye edeceğiz. Bunun için illa hani tahmin ediyorum şimdi onunla da konuşacağım Engin abiyle ama Galatasaray veya Beşiktaş taraftarı olmanıza gerek yok. Maçın işte skorunu veya ilk golünü kim atan onu doğru tahmin ederseniz forma almaya da hak kazanacaksınız. O yüzden haftaya programları biraz daha dikkatli takip etmekte fayda var. Barış Damcı dinleyicimiz demiş ki JF Kennedy havaalanında Ali Erim'i gördüm, haberin olsun demiş. Kaçtı mı yani?
bizden habersiz, hastayım ayağına. Dün bir de telefonda konuştuk o kadar. İşte yarın gelebilirim vesaire bir şeyler diyordu. Demek ki beni de aldatıp tası tarağı toplayıp, gerçi Bitcoin de çok da yükselmedi Amerika'ya gidecek kadar ama bilemiyorum, belki gizli bir gömü bulmuştur, buralardan gitmiştir. Anar da yine Ali abiye geçmiş olsun dileklerini iletmiş, teşekkür ediyoruz. Onun nazarında ben teşekkür etmiş olayım. Ramazan onun mesajıyla da reklama gideyim. Selam demiş. Trabzonspor eğer Hatay gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi kolaylaşır. Biraz yani hem Trabzonspor ev sahibi, hem Abdullah Avcı toplu oynamayı seviyor. Bir pas takımı yaratmaya çalışıyor ki Galatasaray maçında da hatırlayacaksınız. Trabzonspor böyle geriden oyun kurayım diye düşünüyordu ve Edgar Yeğen'den de çok büyük bir hata sonucu Galatasaray golü bulmuştu. Hatta 2-0 da bulmuştu. Bu da Fenerbahçe'nin aslında istediği bir şey. Öyle lan baskısını çok iyi yapıyorlar oradaki üçlüyle. İşte bu maçta kim olur? İşte Berisha, Rossi ve Mesut Özil'in oynaması bekleniyor. Bu üçlü yapacağı pres ve orada kazanacağı toplar büyük bir tehdit Trabzonspor savunması için. Buna katılıyorum ama diğer türlü oyunda Fenerbahçe gibi oynamak da hani daha direkt bir oyun. Bu tarz oyuncularla mümkün mü? Hani Vakemen'in varlığıyla, Bakasetas'la, Cornelius'la, işte Gervinho'yla, o da tartışılır. İç sahada böyle bir oyun Fenerbahçe'ye karşı oynar mı Abdullah Avcı? Bilemiyorum. Şu anda ilk etapta gözüken pek öyle bir oyun oynamayacağı Trabzonspor'un. Ama Fenerbahçe gibi oynarsa, Hatay gibi oynamazsa en azından Trabzonspor'un bence de şansı yükselir. Hatta şöyle düşünüyorum. Bir yandan şimdi yine kendine çelişeceksin diyeceksiniz ama problem değil. Hamşik'in varlığı, Vakeme'nin varlığı, bu iki oyuncunun aynı anda sahada olması Trabzonspor'un savunmasını zayıflaştırıyor. Burası kesin. Savunma bilinci çok yüksek iki oyuncu değil. Hamşik evet çok mesafe kat edebiliyor zaman zaman ama hücumdaki hareketliliğinin ben bunda faktör olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hamşik olmadığı zaman Trabzonspor'un savunmasının bir tık bence önde olması muhtemel. Yani orada özellikle bir de Siopis tercih edilirse. Bu da bir yandan evet hücum verimliliğini, hücumdaki yaratıcılığı etkileyecek Trabzonspor'da, kabul. %100. Ama işin savunma kısmında da bu tarz bir maçta artı bir değer katacaktır. O yüzden hani bir anlamda bu tarz bir maç için hani Hamşik'in olmaması, Siopis'in onun yerine oynayacak olması Trabzonspor'un avantajına bile olabilir. Belli olmuyor çünkü bazen bir kayıp kayıp gibi gözüküyor ama o maçta sizin için bir artı da olabilir. Bunu da es geçmemek lazım diyelim. Reklam vaktimizi çok geçtik yine. Reklama gidelim. Sonrasında telefon hattını açacağım sizlere. Gündeminizde ne var? Sınırsız istediğiniz konu hakkında sizinle birlikte konuşabiliriz. Telefon numaramız da 0212 363 04 34. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! ...14.23 saatlerimiz... ...setreye devam ediyorum... ...dinleyicilerle devam edeceğimi söylemiştim... ...reklamdan önce ve ilk dinleyicimiz de attığımızda... ...şimdi günaydın diyemiyorum... ...günaydın nereden çıktı sabah alışkanlığı kusura bakmayın... ...merhaba hoş geldiniz... ...gitti mi dinleyicimiz... ...günaydın deyince bozuldu mu... ...yanlış konuştuk burada... ...alışkanlık bende de sabahta program yapınca 3 saat... ...orada alışkanlık... ...telefonu orada açıyoruz genelde... ...öğlen açmıyoruz... Ondan günaydın çıktı merhaba diyecektim. Başka dinleyicimize şimdi devam edeceğiz. Dinleyicimiz şimdi hazırmış, ona hemen dönelim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İzmir Kemalpaşa'dan arıyorum. Hayırlı çalışmalarımız olsun, kolay gelsin. Sağ olun hepinize. İsmim Nuri, 59 yaşındayım valla. Gün boyu sizleri dinliyoruz vakit buldukça. Biraz keyif alıyorsunuz da ama. Dinliyorsunuzdur inşallah. Tabii 7.30'dan başlıyoruz. Kapatana kadar, evimize gidene kadar yani boş olduğumuzda da dinliyoruz. Hep program başı bütün değerli yorumcu arkadaşları
dinleyerek kendimize bir şeyler, biz de öğrenme adına bir şeyler öğreniyoruz. Yani bizim de eksiklerimiz vardır vatandaş olarak. Tabii ki vardır. Biz çok bilmiyoruz ama bildikçe de bir şey öğrenmeye de kendimiz... Aynısı bizim için de geçerli bu arada. Hani biz de her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Biz de gelişime açız. Ben zaten hani yaş olarak da sizden çok daha deneyimsizim. Herkes herkesten bir şeyler öğrenmeli hayatta. Öğrenmenin yaşı yok zaten. Kesinlikle. Bilgi dağarcığımız açık olacak ki bir şeyler herkese bir şeyler yaparım. Ben aynı zamanda bir özel sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yapıyorum. Öyle mi? Ben de yeni ehliyet aldım. Bilmiyorum, takip ben zaten sizi takip ediyordum. Dün evvelsi gün yine bu saatlerde radyoda dinlerken takip ediyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim de cumartesi sınavımız vardı. Öyle mi? Nasıl geçti kaliteli öğrenciler? Kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli sürücü yetiştirmek. Trafikte şansımız yok yani. Biz iyi sürücü yetiştirmek zorundayız. Yani geleceğimizde zaten kim ne hangi dalda ne iş yapıyorsa... Kaliteli insan yetiştireceğiz. Memleketimize, milletimize güzel insanlar yetiştireceğiz. Bu sadece bizim yaptığımız işle değil. Ben öyle görüyorum yani. Doğru, konu ne olursa olsun. Böyle insan yetiştireceğiz. Zaten ben hep diyorum arkadaşlara da diyorum ki insan yetiştiren bir okul olması lazım. Yani okul olması lazım. Yani insan konuşması, duruşu, ahlakı, sevişi, bakışı yani böyle bir okul olsun istiyorum. Ben konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Valla sınavımız iyiydi. Ben genelde çok başarılı bir öğretmenimdi. Biraz çok disiplinliyim. Yani çok acımam yani. Birebir eğitimlerde biraz sertimdir. Yani öğrenciyi başı biraz boş bıraktığınız zaman hemen gevşiyor diyorsunuz yani. Gevşiyor yani. Disiplin şart bize öyle diye düşünüyorum. Çünkü disiplinli olmadığı yerde başarı o zaman gelmez diye düşünüyorum. Ben çok kısa bir şeye değineceğim. Yani bütün yorumcu arkadaşları dinliyorum. Hepsine çok saygı duyuyorum. Akşam da vakit bulduğumda televizyonda da zaten TRT'de diğer kanallarda da olsun. Bütün yorumcu spor yazarlarını sporla ilgili bütün değerli büyüklerimizin değerli küçüklerimizin hepsini takip ediyorum. Ya biz galiba Ali Bey ile görüşüyordum değil mi ben? Mert ben. Mert Bey. Biz galiba eleştirinin dozunu çok kaçırıyoruz. Yani şu anlamda yani sanki hep hani herkes kötü yaptığımız işle herkes çok kötü biz çok iyi biliyoruz. Yani bu biz derken genel anlamda diyorum yani şahıs adına konuşmak terbiyesizlik olur. Yani genelde diyorum yani çok biliyormuşuz gibi o zaman gidelim o bıraktığımız işte Fenerbahçe'nin hocasının yapmadığını biz gidip yapalım. Böyle bir dünya yok yani. Yani çok mu biliyoruz ki yani oraya gelen insanlar kaliteli insanlar değerli insanlar ama bunlara biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum eleştirirken. Bir empati yaparak kendimizi de koyalım yani ya da kendi yaptığımız işle dolayı kendimizi oraya koyalım. Bir bakalım yani acaba biz orada ne kadar başarılı oluruz. Yani bizim spor yazar arkadaşlarımız, diğerlerimiz eleştirirken biraz daha böyle hani ya empati istiyorsunuz siz biraz daha empatiyle diye. Yaklaşılması taraftarsınız. Ha yani çok kötü eleştiriyoruz ya işte Hasan gitmiş, Hüseyin gelmiş, Mehmet gitmiş böyle bir şey yok yani. Yani biz acaba oraya gelen insanlar çok aşamalardan geçmişler yani kocaman takımları yönetiyorlar, kocaman futbolcu yetiştiriyorlar. Tabii ki bizim sistemimizde bir arızalık var, bir sıkıntılarımız var, biz bunları uzun zamandır gideremiyoruz, bir sürü paralarımız çöpe gidiyor. Ama yani kolay da değil yani bir bu eleştirirken de yani siz örnek veriyorum yani siz işinizi yapıyorsunuz tabii ki eleştireceğiz ama biraz da yani biz çıkıp da iki insanın önünde konuşamıyoruz yani. Çok kolay bir iş değil yani siz kocaman 84 milyona yetişebildiğiniz insanlara bir sürü fikir veriyorsunuz bir sürü şeyler veriyorsunuz az önce dediğim gibi eğitim adına yani eleştirirken de biraz insaflı olmamız lazım yani ya çık o zaman sen bu takımı yönet yani böyle kolay mı yani biraz saygısızlık değil de biraz rahatsızlık duyuyorum ben kendi adıma. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum bu arada. Mükemmel bir şeyiniz var, feyziniz var Ali Bey ile birlikte. Yani bu Radyo Spor'un sabahtan açılıp akşama kadar kapanan bölümü beni mest ediyor. Ne güzel. Ne güzel. Yani ben ta 70'li yıllardan beri böyle sporunu kendim çok amatörde oynadım futbolu ama çok seviyorum. Sporun her dalını seviyorum. Biz bunları aşacağız. İnşallah bize biraz daha böyle yaklaşımlar iyi olsun. Üzmesinler. Biz bunu hak etmiyor bizim bu vatandaşımız, milletimiz. Ben böyle düşünüyorum. Sizlere de çalışmalarınızdan, bizlere ayırdığınız vakitten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. İnşallah güzel şeyler olur. Milli takımımızda iyi oldu olacak diye düşünüyorum. Biraz sabredelim diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Güzel mesajlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
Görüşmek üzere. Evet, dinleyicimizi dinledik. Gayet pozitif. Onun da içinde ukde olan bir konu bu, eleştirinin dozunun bizde çok fazla olması. Empati yoksunluğu. Yani eleştiri bence bu işin olmazsa olmazı. Yani sizler de eleştireceksiniz. Mesela sabah işte bir konu oldu. Bir dinleyicimiz bağlandı. Bizi şundan dolayı eleştirdi. İşte sabah programlarınızı, diğer programları takip ediyorum. İşte ağırlıklı olarak Fenerbahçe konuşuyorsunuz. İşte Galatasaray şu kadar az, Beşiktaş şu kadar ama ağırlıklı Fenerbahçe. Mesela bu bir eleştiri. Buna ben saygı duyuyorum. Bunun karşısında değilim. Her türlü eleştirebilirsiniz. İşin ucunda küfür, hakaret olmadığı müddetçe. Ama bir yandan da hani dinleyicileri yine düşündüğümden sabah şöyle bir şey söyledim. Yani mesela bu tarz işte programınızda çok Fenerbahçe konuşuluyor. Programınızda neden şundan bahsetmiyorsunuz? Bu tarz eleştirileri yapmak sadece bunu yapmak vakit kaybettiriyor. Mesela bu eleştiriyi yapın. Eğer aklınızda böyle bir eleştiri varsa ama nacizane sabah da söyledim tavsiyem. Telefonla bağlandınız, bir fırsat yakaladınız Radyo Spor'da, işte Sabah Spor olur, Aygün abinin programı olur, Salim olur, ben olurum, Özgür Sancı olur vesaire, fark etmez. Önce bence neyi konuşmak istiyorsanız onu bir konuşun. Çünkü mikrofon sizde, biz sizi çok ekstrem bir durum olmadığı müddetçe kısıtlamıyoruz. Yani çok çok uzarsa araya girmek zorunda hissediyoruz. İşte hışırtı geliyorsa, böyle sağlıklı bir iletişim kuramadığımızda araya giriyoruz ama onun haricinde serbest bırakıyoruz. Siz yine konuşmak istediğinizi, az konuşulduğunu düşündüğünüz şeyi konuşun, sorun, yorumlayın. Sonrasında kapatırken de ben böyle böyle düşünüyorum, böyle bir eleştirim var demek bence sizin o eleştirinize de hizmet edecektir. Yani en azından hem az konuşulduğunu düşündüğünüz şeyi konuşmuş olacağız hem de eleştirinizi bize yönetmiş olacaksınız ve güzel bir iletişim de olabilirdi. Sabah dinleyicimiz hani direkt olarak eleştiriyle yayını açtı, hani telefonu açtı. Onu da hani yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Bu tabii spor eleştirisinden girdik. Bizim işimizin bir parçası. Biz de çok eleştiriyoruz. Ama hiçbir zamanda hani kırıp dökmeden eleştirmeye çalışıyoruz burada. Bazı konularda. Bazı konularda tahammülümüz yok. Orası kesin. Yani benim mesela para harcama konusunda artık tahammülüm kalmadı. Bu eleştirilerin dozunu da her geçen sene İşte arttırdım belli başlı transferleri hep örnek göstererek. Orada çok geri adım atmayı da düşünmüyorum. Çünkü doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Ama diğer konularda işte daha orta yol, işte taktiktir, takımın kötü gidişidir vesaire. Bu tarz konularda elbette bir eleştirimiz olacak ama bu da yakıp yıkmak değil. Yani daha yapıcı olmaya biz de özen gösteriyoruz. Daha farklı bir üslupla en azından konuşmaya, eleştirmeye çalışıyoruz. Yani diğer portallardan ayrılmaya çalışıyoruz bu anlamda. Çünkü bazı mecralar evet bu işin suyunu çıkarıyor. Dinleyicimizin kastettiği de büyük ihtimal oralar, hani bizi çok kastettiğini düşünmüyorum. Bu eleştiri dozajı konusunda. Biz de kendimizce buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi reklamlardan önce birkaç mesaj okuyayım. Otan Sıraç, ilk defa mesaj attığını görüyorum böyle bir ismin. Yayınlar demiş Mert Bey. Ronaldo yine rekorlar kırmaya devam ediyor. Yorum sizin demiş. Yani bir laf var burada bana. Hani Messi'cisin, Ronaldo'ya laf ediyordun ama bak adam durmuyor. Hala goller atıyor. Dün de tebrik ediyorum. Hat-trick yapmış. Ronaldo 5-0 kazandıkları karşılaşmada. İkisi penaltıdan. Maçın 2-2 golü penaltıdan geldi. Son golü akan oyunda kaydetmiş. Yani Ronaldo'nun zaten ben golcülüğüne laf edemem. Ronaldo kötü golcü demiyorum. Benim buradaki düşüncem zaten çok net. En iyi futbolcunun Messi olduğunu düşünüyorum ve bu bir tartışma götürmez bir gerçek benim futbola bakışıma göre. Ama Ronaldo'nun da çok iyi bir bitirici olduğu zaten aşikar, dünyada bu konuda belki de en iyi. Messi'den de öndedir bitiricilik konusunda. Oradaki ceza sahası içindeki gol sezgisi vesaire, vuruşları, kafa vuruşları çok daha yönlü belki gol vuruşu konusunda Cristiano Ronaldo. Ama olay bu değil. Olay gol sayısıyla ölçülmüyor. Yani ona bakılırsa Gerd Müller de çok daha farklı bir yerde olmalıydı belki gol sayısına baksak. Ya da farklı isimleri söyleyebilirsiniz. Ama sadece kıstas, kriter gol atmak değil. Ronaldo da o kısım. İşte işin teknik kısmı bence Messi'den çok çok daha geride. O yüzden zaten Messi benim gözümde her zaman Ronaldo'dan çok daha büyük bir futbolcu olarak anılacak. Bir de ne kadar doğru bilmiyorum. Dün bir
Twitter hesabında denk geldim. Jose Mourinho'nun söylediği iddia edilen bir söz. Ama doğruluğunu bilmiyorum şu anda. Şöyle diyor, onu da buldum. Messi demiş Mourinho, ki Ronaldo'nun da vatandaşı. Litvanya, Andorra, Ermenistan, İzlanda vesaire vesaire, bu tarz takımları saymış. Gibi takımlarla karşı karşıya gelseydi milli takımda 150 gol atardı diyor. Buna da kısmen katılıyorum. Yani Ronaldo'nun burada karşılaştığı Avrupa elemelerinde, işte Dünya Kupası olur, Avrupa Şampiyonaları olur, buradaki takımlarla karşılaşmaları çok daha kolay geçiyor. Yani Arjantin işi biraz daha zor. Orada da kolay takımlar yok mu? Var. Ama bir gidiyorsun işte 3000 metre rakımda. Böyle normalden çok daha yukarıda. İşte oksijen seviyesi çok daha farklı. Adapte olamıyorsun. Böyle karşılaşmalarla da oynamak durumunda kalıyor Lionel Messi. Onun da dezavantajı olduğunu ben de düşünüyorum. Gol sayısının bu kadar düşük kalmasına milli takım bazında. Messi ile Ronaldo'yu yer değiştirsek eminim şu anki durumdan çok da farklı olmazdı. Yani Messi bu kadar fazla gol atmış olur, Ronaldo da o listede çok daha geride kalmış olurdu. Naçizane düşüncem bu konuyla ilgili de bu şekilde. O zaman reklama gidelim. Bu arada bir dinleyici aldık. Dinleyicimizle bağlantımız biraz uzun sürdü. Şimdi reklamdan sonra yine telefon attım. Açık iki dinleyici almayı planlıyorum. 0212 363 04 34. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! ...14.37 saatlerimiz... ...Hattrick programına devam ediyoruz. Bu arada Ali abi bizi dinliyorsa mesaj alabilir demiştim. O da belli ki bizi dinlemiyor. Dinlensin tabii ki evde. O da dün dinlenerek geçirmişti. Bugünü de dinlenerek geçiriyor muhtemelen. Umarız o da bir an önce kendini toparlayıp aramıza geri döner. Dinleyicimiz hazırmış. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, İzmir'den Gökhan ben. Mert Bey. Kaç yaşındasınız? Ne işle meşgulsünüz? 35 yaşındayım. Bir sağlık sektöründe bir firmada çalışıyorum. Medikal malzeme üzerine. Aynı jenerasyon sayılırız herhalde sizle. Evet, evet. Yani sizleri dinleyerek büyüdük demek istemem. Son yıllarımıza damga vurduğunuz için Ali Erim Mertelam artık bir efsane oldu diyebiliriz. Spor camiasına çok teşekkür ederiz. Saadettin Bey de böyle imkanlarda hani e-sport olsun, radyo spor olsun, böyle müthiş yani spor severlere sağlanacak imkanlar açısından böyle platform sunduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben bir konuyla ilgili sizi aradım. Ali Bey ve siz çok bahsediyorsunuz aslında Türkiye'de futbolun neden belli bir seviyenin üstüne çıkamadı özellikle son yıllarda. Bununla ilgili öngörüler zaten belli ama ben bunun biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Yani bizim futbolcularımız hakemi biraz daha etki altına alma ve en ufak bir şeyde böyle hani ölmüşçesine kendilerini yere atmak, işte mimikler, şunlar bunlar. Hani bunların ben gerçek futbol adına geri adım olarak nitelendiriyorum. Hani ya mesela sokak kavgada böyle bir hani itiş kakış olsa böyle aslan kesilecek futbolcularımız böyle devasa boyutlarda hani küçük bir el müdahalesiyle kendini yere atabiliyorlar. Hakemlerimiz de bunu hani şey tabiri caizse yiyor yani hani bu tabii onların da bu konuda mesela bir İngiltere'de bir maç izliyorsunuz yine e-spor aracılığıyla hani bir işte Ronaldo'nun ilk maçını mesela 90 dakika ben çok dikkatli izledim yani futbol akıyor hani orada da darbe oluyor, orada da el sprata geliyor, dirsek geliyor, diz geliyor falan ama akıyor oyun yani hani çok sert müdahaleler dışında çok oyuna müdahale edilmiyor. Ben bunun açısından bir Türk futbolcularının amatörden hani futbol bırakmak üzere olan bütün futbolcuları hani buradan belki dinliyorlar seslenmek istiyorum. Yani kendimizi kandırıyoruz aslında. Hani onlar hani hakemi veya maçı almak adına bunu yapıyor olabilirler. Bunun dışında da
Yani e-sport müthiş bir platform. Şu açıdan bunu tekrar söylüyorum. USD gibi çok müthiş bir organizasyonu da bize sunduğu için gerçekten hani takip ediyor musunuz? Siz seviyor musunuz UFC'yi? Evet ya, ben özellikle öyle buradan mi? UFC'yi sunan arkadaşıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli yani gecenin 4'ünde 5'inde İzge mi sunuyor enerji... UFC'yi? Biliyor musunuz ismini? Evet. İzge evet. Can Ünal mı? Efendim? İzge Can mı sunuyor UFC'yi? Kim sunuyor? İsmini hatırlıyor musunuz? Sunan kim? İsmini hatırlıyor. İlker miydi? Ha, İlker Duralı mı? Galiba yani tam ismini şu an çıkartamıyorum ama şey yani müthiş bir hakimdi konuya ve hı-hı, müthiş bir heyecan. Yani buradan yine dinleyen herkese oraya davet ediyorum. Yani boks, işte güreş ayrı, bunların hepsinin toplandığı bir organizasyon. Hı-hı. Türkiye'den bir sporcunun olmaması aslında hani üzücü aslında. Belki bir yetiştirebilsek birkaç şey, mesela Dağıstan'dan biliyorsunuz hani bayağı bir sporcu var. Hı-hı. Habib de en başta zaten şampiyon. Hı-hı. Hani bu platformda bunu da izleyebiliyor olmak gerçekten çok güzel. İnşallah ileride daha çok maç yayını, işte belki Türkiye Ligi'de e-sport gibi bir ortamda olursa çok mutlu oluruz. Bakalım kısmet bu işler. Teşekkür ediyoruz. Barış Bey'e de çok selamlar iletmek istiyorum ben. Aleykümselam. Sabah programı biraz daha yoğun olduğu için bağlanamıyorum. Hı-hı. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bu programda hani futbol dışı tabii çok fazla biz konuşmuyoruz. Doğal olarak gündem genelde futbol, işte üç büyükler, onları konuşuyoruz. Ama diğer sporları da işte yeri geldikçe, işte olimpiyat dönemi, olimpik branşlarımızı konuşuyoruz. İşte Formula 1'i bu hafta biraz konuştuk. Türkiye Grand Prix'si vardı ama UFC'den bahsedildiğini hiç hatırlamıyorum. Hani snooker bile bahsettik burada, konuştuk. Curling'in bile adı geçmiştir ama UFC, hani 5 yıl oldu herhalde hat-trick, 5 yılda geçti benim bu Ali abiyle birlikte programım kendi adıma. UFC bahseden, UFC'yi sevdiğini söyleyen bir dinleyici hatırlamamıştım. Gökhan Bey'le birlikte bunu da yaşamış olduk, bir ilk oldu bizim adımıza. Her hafta bu arada evet Esport'ta bir UFC etkinliği oluyor. Uzun da bir gün, anakart maçı oluyor. Bu hafta mesela ben de yakından takip ediyorum aslında. İzlemesem de ne olduğunu hakimim Esport Plus'ta. Kadınlarda yine önemli bir karşılaşma olacak hafta sonu. Onun da bilgisini vereyim. Her hafta zaten kadın erkek fark etmiyor, güzel karşılaşmalar oluyor. Evet, dinleyicimiz var hattımızda yine. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Mert Bey, iyi günler. Sağ olun, buyurun tanıyalım sizi de. Ben İstanbul'dan arıyorum, ismim Şefaat. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Ben de bu Fenerbahçe medyadaki Fenerbahçe ırkçılığı mı desek, nasıl adlandırsak. Fenerbahçe ırkçılığı. Irkçılığı biraz daha açarsanız. Şöyle mesela, milli takımın ben en basiti bakıyorum manşetlere maç sonrası. Hı hı. Yenildiğimiz maçlardan sonra Ozan Tufan ve Fenerbahçeli futbolcular, özellikle ben Fenerbahçeli olduğum için böyle düşünüyorum belki de. Ha, ama özellikle onlar eleştiriliyor, diğer onlar yok, manşetlere konuluyor ama yani bir de ama şimdi galibiyet aldık. Burak 90 dakika şu yani bir tane şutu var. O da kalecinin üstüne vurdu. Düzgün vursa onda gol yapabilirdi. Hiç bu olumlu hareketi olmuyor. Burak son dakikada, o da Serdar Dursun indiriyor mesela. Maçın kahramanı Serdar Dursun. Yine Burak Yılmaz manşetlerde. Şimdi ve bunun gibi bir sürü örnek. Mesela Beşiktaş'ın 12 eksiği var. Beşiktaş övgüler yağdırılıyor. Halbuki eksiklerin yerine oynayan topçular da en üst düzey topçular. Bugün eksik orta sahada plan için yerine şey oynuyor. Salih Uçan. Sanki Beşiktaş şey kadroyla çıkmış gibi. Beşiktaş eleştirilmiyor, övülüyor. Ama Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe 10 eksikle oynuyor. En iyi adamları eksik. Ama Fenerbahçe galip gelse bile kötü. Fenerbahçe böyle oynamalı. Fenerbahçe şu kadar gol atmalı. Yani bu Fenerbahçe rentikleri mi diyelim artık eleştirdikçe. Bu ben de size özel değil yani, sizle alakalı değil ama tamam, genel olarak medyada bir Fenerbahçe ırkçılığı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bilemiyorum, biraz fazla alınganlık mı yapıyorsunuz acaba, hani bunu etrafınızda da mı böyle düşünüyor Fenerbahçeli taraftarlar? Hani ben buna denk gelmiştim. Genel olarak öyle, çünkü yani baktığınız zaman Fenerbahçe sürekli hep iyi oynaması lazım, 90 dakika iyi oynaması lazım, ondan sonra hep 5 gol atması lazım gibi. Yani Fenerbahçe oynuyor bir şekilde, lider. Galatasaray bugün baktığınız zaman bugüne kadar yani iyi oynadığı maçta belki 5-10 dakika 15 dakika bir baskılı bir top oynadığını söyleyebiliriz. Ama o zaman işte takımın şöyle eksiği vardı, yorgundu. Ben yani genel olarak takip ederim ama Fenerbahçe'de baktığınız zaman genel olarak Fenerbahçe'ye ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bugün yani milli takımla da alakalı mesela şöyle bir şey örnek vereyim mesela. Bugün Taylan Antalyalı, bugün Galatasaray'da değil de Alanya Spor'da veya Sivas Spor'da olsa
milli takıma alınır mıydı? Yani bu büyük takımda oynuyor diye milli takıma alınma zorunluluğunu ben anlamıyorum. Geçen maçta o Stefan Kuz şeyi koyuyor. O genç bir Alanya Spor'dan Galatasaray'a gelen arkadaşımızı koyuyor. Berkan'ı Alanya Spor'da olsa milli takımın kapısından sokmazlar içeriye diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bu büyük takıma gelince Serdar Dursun bugün Fenerbahçe'deki performansıyla gelmedi ki milli takıma. O ikinci şeydeki ligde, Almanya ikinci ligindeki performansıyla seçilmesi lazımdı aslında. Onun farklı mı olduğunu düşünüyorsunuz siz? Ben Şenol Güneş'in, Serdar Dursun, bugün Kenan Karaman ikinci ligde oynuyor. Alman ikinci liginde hiçbir etkisini biz göremedik istatistiklerle de. Ama sürekli ilk 11'de oynadı. Serdar Dursun gol kralı oldu, bir kere bile çağrılmadı Şenol Güneş. Ve bu maçta Şenol Güneş takımın başında olsaydı yine bu takımdaki bu Serdar Dursun ve ona benzer işte Kerem bile süre alamazdı. Yani bir tek Serdar Dursun'la alakalıydı. Yani Şenol Güneş'in de özellikle milli takımda Fenerbahçeli futbolculara yani ben yaptırım uyguladığını düşünüyorum, hissediyorum. Yani geliyor milli takımın maçı var Kadıköy'de. Orada mavi kravatla geliyor. Aynı şekilde Uğurcan kardeşimiz. Yani bugün Altay çıksa Trabzon'da maç oynansa Sarı Lacivert şeyle çıksa eldivenle hoş olur mu? Yani böyle bir bakış açısı, böyle bir düşmanlık. Yani bu Fenerbahçe'ye karşı hiç hoş bir şey değil ya. Trabzon'da bizim takımımız kurşunlandı. Neler yaptılar? Hala da bir düşmanlık besliyorlar. Yani ben bunları Fenerbahçe'ye karşı ve mesela hep eleştiriyorum. Trabzon Beşiktaş'ta oynuyor, bir sorun yok. Galatasaray'la oynuyor 120 lira biletler. Fenerbahçe'yle oynuyor 30 lira yapmışlar biletlere mesela. Bunu nasıl açıklayacağız peki? Hı-hı. Yani ben burada genel olarak hem artı bunun MHK yönü var bize göre, TFF yönü var. Yani her takım haksızlıklar yapılıyor. Yanlış kararlar veriliyor ama sonuca etki eden yanlışlıklar ve haksızlıklar bazında değerlendirsek Fenerbahçe açık ara önde olur. Hı hı. Geçen seneki Konya maçından ilk 1-0 golümüz verilseydi orada belki maç 3-4'e giderdi. 2-1 kaybettik ve bu tek golle aynı puan sıralamasında olan takımların şampiyonluğunu belirlediği sezonda oluyor. Ona benzer birçok maç var ama Beşiktaş'ın da vardır, Galatasaray'ın da vardır ama onlar sonuca etki eden hatalar olmuyor. Ben hepsini tek tek izliyorum ama ben Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'ye çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. 7 senedir şampiyon olamamasına rağmen hakemler tarafından kollandığı iddia ediliyor. Yani 7 senedir ve daha önce kaç şampiyonluğu son maçlarda elinden gitmiş bir takıma şike iddiasında bile bulunuldu. Ve hala Trabzon'un arkadaşlar o iddiaya bulunuyor. Yani Fenerbahçe şike yapsa o kadar maçı, o kadar şampiyonluğu son maçlarda verir miydi? Hiç yani hiçbir şey bilmesek bile yani. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak ben bunları düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Kendi açımdan böyle görüyorum toplumu. Tamam. Medya. İyi günler, sağ olun. Sağ olun, görüşmek üzere. Dinleyicimiz hani yılların biriktirdiğini herhalde bu programda döktü. Ben biraz duygusal davrandığını, biraz... duygusal davranıyor diyeyim, başka bir kelime kullanacaktım ama vazgeçtim. Biraz duygusal davrandığını düşünüyorum. Kendince tabii haklı olduğu noktada olabilir. Ben %100 haksız da demiyorum. Hani belli şeyler yaşandı sonuçta Fenerbahçe'de ilgili. Belli tercihler, işte Şenol Güneş'in kravat renk tercihleri vesaire. Bunlar evet çok konuşuldu ama hani herkes de Fenerbahçe'ye karşı değil. Bu ruh haline bürünmesi insanların hoşuma gitme. Şimdi mesela benzeri bu uzun zaman mesela Aziz Yıldırım döneminde özellikle böyleydi. İşte herkes Fenerbahçe'ye düşman şeklinde, işte Fenerbahçe tek kalmış, diğer kulüpler birbiriyle birleşiyor gibi bir algı vardı. Şu anda da belki vardır. Şimdi de Beşiktaşlar'da bu var. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu iletişimin biraz daha düzelmesi. Şimdi Beşiktaşlar'da öyle diyorlar, hani biz çok güçlüyüz. Bizim işte yükselişimizi engellemek için bakın Galatasaray ile Fenerbahçe birleşmek durumunda kaldı. Hani bu ruh hali hiçbir zaman anlamış değilim. Hiçbir takım için. Yani bunu Galatasaray da yapsa, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da kim yaparsa yapsın anlamıyorum. Yani böyle bir şey yok. Kimse kimse için birleşmiyor. Kimse tek değil. Zaman zaman birlikte olabiliyorlar belli çıkarlar için. Zaman zaman da rakip oluyorlar sahada. Bu kadar. Bunu bu kadar abartmaya, herkes bize karşı, Fenerbahçe'ye karşı, İşte yok herkes Beşiktaş'a karşı falan. Bunlar bence bana kalırsa hastalıklı bir ruh hali. Çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi son bölümdeyiz. Özgür Tarıkahya demiş ki UFC'yi sunan Yücel Toğan sanırsam. Evet, doğru, Yücel Toğan sunuyor büyük ihtimalle. Ki bu işlerin uzmanıdır. Kendisi neden aklıma İzgecan geldi ilk kere de dinleyicimiz söyledi. Yücel Toğan da olabilir. Tam hakim değilim ben de, o karşılaşmaları izlemiyorum. Onunla da biz Avusturya Bundesliga'yı da beraberdik. Bir süre ben
geçen sene Vodafone TV verirken Avusturya Bundesliga yorumcusuydum. Yücelt Oğan da karşılaşmaların bazılarında spikerdi. Birlikte bayağı bir maç anlatmıştığımız, yorumlamıştığımız vardır. Ona da buradan selam olsun. Onun haricinde Ümit mesela, şimdi iki farklı Fenerbahçeli dinleyiciden alt alta mesajlar gördüm. İki farklı diyorum çünkü bakış açıları birbirinden taban tabana zıt, 180 derece farklı. İlk etapta okuduğumda, hızlıca okudum, şimdi yayında da okuyayım. Cemil Turan, Niki bir dinleyicimiz, koyu bir Fenerbahçeli oldu, Nikinden de herhalde belli. Arkadaşa katılıyorum, çok net bir Fenerbahçe ırkçılığı var demiş. Bugün bütün statlarda Fenerbahçe hariç hepsinde ayağa kalkmayan Fenerli olsun diye tezahürat yapılıyor. Basit bir örnek ama çok şey anlatıyor demiş. Medyanın tutumu da ortada diye kendince bir, tabii ki saygı duyuyorum, görüş bildirmiş. Üstünde Ümit Koşar demiş ki, biz Fenerbahçe'ye der bu kafada gittiğimiz sürece takım başarılı olamaz. Olumsuz havadan çıkmak lazım demiş. Yani bu bakış açısı. İkisi de Fenerbahçe taraftarı dinleyicilerimizin ama konuya bakışları birbirinden farklı. Yani Ümit Koşar aslında o da Fenerbahçe ırkçılığı yok demiyor büyük ihtimal tamamen. Olduğunu belki düşünüyordur o da. Ama buna takılıp kalmamak gerektiğini düşünüyor. Bu bence çok daha doğru bir bakış açısı. Daha sağduyulu, daha çözüm odaklı bir bakış açısı olduğunu ben de düşünüyorum. Onun haricinde Serkan ne demiş? Galatasaray'ın stat anlaşması hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyim diye sormuş. Tabii bu devirde böyle bir para veren Türk birini bulmak çok büyük lüks. Yani bugün işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu kadar kendi kulübüne yatırım yapıyor, sponsorluklar ayarlıyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin varisi olarak kendisi zaten. Ve o bunu yapıyorken başka böyle isim bulmak çok kolay bir işti. Galatasaray'da işte Nef'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'u buldu. Uzun yıllardır Galatasaray'a belli başlı konularda işte sponsorluk desteği veriyor, maddi destek sağlıyor. Önemli de bir para. 725 milyon TL 10 yıl için verilecek ücret. Yani bu devirde, ekonominin bu gidişinde, Türkiye'de ve dünyada ekonominin kötüye gittiği aşikar, bu kadar para verebiliyor olması bence çok büyük iş. Galatasaraylılar hani pamuklara sarıp sarmalamalı Erden Timur'u. Çok sevdiklerini zaten tahmin edebiliyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de işte Emre Akbaba transferinde pay sahibiydi. İşte basketbol takımı için şu anda çok önemli bir yatırım yaptı ve hatta dünkü basın toplantısının bizimle çok konuşmadığımız detaylarından biri de şuydu. Euroleague için de Galatasaray'ın iddialı olacağını söyledi. Oraya yönelik de bir yatırım yapacak ki Galatasaray'ın o Euroleague dönemlerini de hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. O dönemler hangi seneye tekabül ediyor tam emin olmamakla birlikte işte 2012'ler 13'ler şu an kafamdan öyle. Bu işe yeni girdiğim zamanlar tahminen editör olarak. Ben de Galatasaray'ın basketbol maçlarına gidiyordum. Euroleague karşılaşmalarının neredeyse hepsinde salondaydım. Çok da güzel karşılaşmalar oynanıyordu. Olympiakos'la bir maç var mesela, hatırladım. Sulukas'ın orta sahanın gerisinden üçlük atıp maçı uzatmaya götürdüğü bir karşılaşma vardı. Belki hani sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Çok kafa kafaya maçlar. CSKA Moskova'nın geldiği ve sanıyorum Galatasaray kazanmıştı yine o karşılaşmayı. Böyle çok üst düzey karşılaşmalar oynanıyordu. Tabii ki oradaki takım sayımızın artması da bizim için önemli. Fenerbahçe, Anadolu Efes zaten yıllardır bu işin içerisindeler. Arada bir Darüşşafaka girdi. İşte Galatasaray girmişti. Ama umarız da Galatasaray bu konuda bir atılım yapar tekrar ve tekrar Galatasaray'ı Euroleague'de temsil eder. Oradaki takım sayımız da 3'e çıkar. Bu rekabetin yükselmesi tabii ki Türk basketboluna katkı sağlıyor. Anadolu Efes büyüdükçe Fenerbahçe büyüdü. Fenerbahçe büyüdükçe Anadolu Efes büyüdü ve sonunda zaten iki takımımızdan da Euroleague'de şampiyonluklar gelmişti. Bu her zaman rekabetin parçalarından biri. Kaçınılmaz yani. Messi Ronaldo'yu büyüttü. Ronaldo Messi'yi büyüttü. Şimdi onlar artık yerlerini devredecekler. Mbappe ile Haaland da çok büyük ihtimalle biri gelişecek. Onu gören diğeri daha da fazla gelişmeye çalışacak. Bu böyle.
katlanarak giden bir şey. O yüzden basketbolda da özellikle kulüp takımlarının bu yönde gelişme sağlaması basketbolun geleceği adına da bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet, onun haricinde son birkaç mesaj okuyalım programın sonunda. Netflix bile Galatasaray'lık maçını izliyor, biz izleyemiyoruz demiş Angel Man nikli dinleyicimiz, ama bunu neye göndermeydi onu çok fazla çözemedim. Niye izleyememiş? Ben dün Galatasaray maçını da izledim YouTube'dan, Galatasaray TV'den, ama başka bir şey varsa o konuyu bilemiyorum. Ako Aliyev'in mesajıyla da kapatalım. Danimarka'yı kim durduracak abi demiş. Kimse durduramayacak gibi gözüken bu. Yani adamlar 8 maç oldu, 24 puan, 27 gol attılar, kalelerinde de gol görmediler. Henüz bu olağanüstü bir istatistik. Hani bunu Almanya yapsa, işte İspanya, İtalya yapsa, hani onlar için de çok büyük başarı tabii ki, ama yine anlaşılabilir. Ama Danimarka gibi bir ekibin ve Eriksen'siz bunu yapabiliyor olması çok çok kıymetli. Ben gerçekten çok takdir ediyorum Danimarka'yı. Yani Euro 2020'de bileceksinizdir, hatırlayacaksınızdır. En favori takımım. Daha ilk maçtan, ikinci maçtan onların bu turnuvayı gerçekten çok hak ettiklerini, yani puan olarak 2'de 0'la başlasalar da çıkmayı hak edecek bir performans oldukları çok aşikardı. Zaten de çıkmayı başardılar. Turnuvaya da çok ayrı bir renk kattılar. Bu rengi devam ettirmeleri de teknik direktörleri Kasper Yulman'la birlikte çok kıymetli. Bence birçok kişi ilham kaynağı oluyor. Hem teknik direktörleri hem de futbolcular. Genç de bir takım. İleri ucuna baktığımda savunmada da genç potansiyelli isimleri var. Önümüzdeki yıllarda Danimarka çok büyük ihtimalle damga vuracak. Norveç'te bir Danimarka olmasa da şu anda onlar da yetiştirdikleri o futbolcularla birlikte bir ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar diye düşünüyorum. Evet, bitirdik. Bugünlük programın sonuna geldik. Beni yalnız bırakmayan, mesaj atan, telefon açan dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte umarım Ali Erim'le birlikte karşınızda oluruz. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.